İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan genelinde kar ve sağanak yoğun bir şekilde etkili olacak. Dadivank'ta yaşayan din adamları 6 aydır orada tutuklu. Başbakan yardımcısı Ulusal Güvenlik Servisini yalanladı. Sınır ayırma işlemi başlamadı. Bayramov, Ermenistan Cumhuriyeti'nin attığı her olumlu adım bizden uygun bir yanıt bulacak. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Bertzor'da yeni askeri tatbikatlar düzenliyor. Lokma Gözcan, Artsak sorunuyla bağlantılı olarak İran'a karşı bir kampanya başlatılmıştır. Avrupa Konseyi Bakanları asker evini ziyaret etti. Hamazgayn Tiyatrosu ilk Pasifik Uluslararası Tiyatro Festivali'nde büyük başarı elde etti. Batı Ermenistan'ın Van'da etkili olan sağanak yağış aralıklı devam ederken yüksek kesimlerde ise yağışlar kar şeklinde düşmeye başladı. Hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Batı Ermenistan'ın diğer 3 bölgesinde sağanak var. 5 il için sel ve heyelan uyarısı yapıldı. Sağanak yağış özellikle Karadeniz kıyılarında etkili olacak. Sürücüler ve vatandaşlar olası sel baskınlarına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldı. Ermeni Kilisesi'nin Amerika Birleşik Devletleri Batı Piskoposluğu'na bağlı Surp Revont Ana Katedrali'ndeki vaazı sırasında Davuş Piskoposluğu Başkanı Piskopos Bagrat Gastanyan, halkımızın hem fiziksel hem de manevi olarak çok zor durumda yaşadığını söyledi. Ona göre savaş sırasında her saniye sadece acıyla değil, aynı zamanda zafer vizyonuyla yaşadık. Bu devam etmeli. Bugün nerede olursak olalım, zafer vizyonumuz sona ermemelidir. Bugün Artsakh annemiz hasta, yaralı ama ölmedi. Onu öldürmeye hakkımız yok. Eviniz olan Artsakh'ı ziyaret edin. Piskopos Bagrat Gastanyan, vaazı sırasında orada 6 aydır Dadivank'ta yaşayan ve dış dünya ile temasları olmayan din adamlarından bahsederek 6 aydır orada çıkmadılar, kapalılar, çıkış ve giriş yasak. Ruhani kardeşlerimiz işgal edilen Dadivank'ta bulunarak bir kahraman savaşının içindedirler dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Mikhail Grigoryan gazetecilere yaptığı açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında sınır çizme ve sınır belirleme süreci başlamadı. Böyle bir algı yanlıştır. Ona göre öncelikle sınırlarla ilgili tüm yasal dayanıkları ve belgeleri incelemek gerekiyor. Mikhail Grigoryan, sınırlardan söz etmek için öncelikle sınırlarla ilgili tüm yasal çerçeveyi baştan sona incelememiz gerekiyor. Üstelik iki ülkenin anlaşmasının ve imzasının olduğu hukuki dayanağı dahil. Ancak o zamanlar haritalar hakkında konuşmak mümkün olacaktır. Çünkü harita kendisi sadece bir şemadır. Haritanın altında yasal bir dayanak olması gerekir. Ve bu yasal zeminde şu anda biz çalışıyor, araştırıyor, derliyoruz ve ancak analiz ettikten sonra haritalar hakkında konuşmak mümkün olacak, dedi. TASS Haber Ajansı'na göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdelrahman Altkhani ile yaptığı görüşmede Azerbaycan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin attığı her olumlu adımla ilgili olarak sınır çizme ve sınır belirleme sorununa doğru cevap verecektir ifadesini kullandı. Azerbaycanlı bakan, Azerbaycan uluslararası hukuk temelinde savaş sonrası dönemde Ermenistan Cumhuriyeti ile ilişkilerin kademeli olarak normalleşmesini desteklemektedir. Bir an önce iki ülkenin devlet sınırlarının çizilmesi ve sınır belirlemesine başlanması ve bu sorunların çözülmesi çok önemlidir. Azerbaycan bu yöndeki gelişmeleri yakından takip etmektedir diyerek, burada herkes emin olabilir ki karşı taraftan atılacak her olumlu adım bizden gereken karşılığı bulacaktır ve bizim tarafımızdan da olumlu adımlar atılacaktır eklemesinde bulundu. Azerbaycan ordusu 44 gün süren savaşın ardından Azerbaycan'ın işgal ettiği Artsakh Cumhuriyeti'nin Kaşata bölgesinde askeri tatbikat yapıyor. Bilindiği gibi Ermenistan Cumhuriyeti'ni Artsakh Cumhuriyeti'ne bağlayan Bertzor Koridoru bu bölgeden geçmektedir. Bu, Stepanakert'in yakın çevresinde son 2 ay içinde Azerbaycan'ın ikinci askeri tatbikatıdır. Azeri yerel basın Savunma Bakanlığı'na atıfta bulunarak şunu bildirdi.
Komuta personel tatbikatları iletişim alanında çeşitli yönlendirme araçları kullanılarak geniş çapta yürütülmektedir. Açıklamada tatbikatlar sırasında kara kuvvetleri ile modern yönetim yöntemlerini kullanan birlik türleri arasındaki etkileşim gözlemleniyor denildi. Eylül ayı başında Bertol yakınlarında Türk-Azerbaycan ortak askeri tatbikatları yapıldı. Bunlar Artsakh Cumhuriyeti İhtilaf Bölgesi'nde Türkiye ve Azerbaycan'ın ilk ortak askeri tatbikatlarıydı. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sten Armenia TV'de Türkolog Diran Lokmagözyan, Azerbaycan ile İran arasında büyüyen ihtilaf ve Türkiye'nin buradaki rolü hakkında konuştu. Azerbaycan'ın işgal ettiği Artsakh topraklarında bir havaalanı inşa etmenin gerçek nedenlerini belirterek bunun basında bahsedildiği gibi sadece siviller için öngörülmemiş olduğu, genel olarak askeri öneme sahip olacağını da sözlerine ekledi. Bölgesel meselelerden bahsederken Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra Amerika'nın onlarla ilişkilerini geliştirmesini ve Türkiye'nin orada baskın bir pozisyon işgal etmeye devam etmesini garip bulduğu için Afgan oyununa da atıfta bulundu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Demokrasi Raportörler Grubu heyeti asker evini ziyaret etti. Aren Bablumyan'ın eşlik ettiği davetliler askerin evini gezerek askerlerin tedavi koşulları hakkında bilgi aldı. Büyük deneyimlere rağmen hiçbir ülkede böyle bir rehabilitasyon merkezinin bulunmadığını olumlu olarak ifade ettiler. Büyükelçiler özellikle asker evinde rehabilitasyon tedavisine paralel olarak uygulanan eğitim ve sosyal entegrasyon programlarına odaklandı. Heyet, Finlandiya, Fransa, Andorra, Estonya, İzlanda, İsviçre ve Rusya'nın Avrupa Konseyi daimi temsilcileri olan büyükelçilerinden oluşuyordu. Ünlü Moskova Uluslararası Çehov Tiyatro Festivali çerçevesinde Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Pasifik Uluslararası Tiyatro Festivali'ne farklı yabancı ülkelerden tiyatro grupları arasında Yerevan'ın Sos Sarkisyan adlı devlet ulusal tiyatrosu Public adlı performansıyla sahne aldı. Tiyatronun sanat yönetmeni Narine Grigoryan düzenlediği basın toplantısında oyunun hem seyirciler hem de tiyatro uzmanları tarafından beğeniyle karşılandığını belirtti. Narine Grigoryan, Moskova'da ortak bir performans için Çehov Festivali yönetiminden dikkate değer bir işbirliği teklifi aldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size söz ve müzik Lernik Tatevosyan'a ait olan Arzvi Nıman adlı eseri sunuyoruz. Ki orne galo Hart men hayot sur banaki aski bosht ban kaçta gerki bete karvehenk inchenini kazatak. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.